Kamerayı biz olarak düşünelim. Gözlemci olan biz kamerayız burada. Farkında mısınız? Bize yaklaşırken ve uzaklaşırken korna sesinde nasıl farklılıklar oluyor? Ama arabanın içindeki için bu fark etmiyor. Peki bu ses karması nasıl oluyor? Dur bir yudum daha alayım. Doppler etkisi. Havalar ısınmaya başlamışken her tarafımızı ısıran sivrisineklerde sıkça rastlayacağımız bir sıradan olay olacak. Sivrisineklerin vızıltısı bize yaklaşınca daha tiz, bizden uzakken daha pes gelecek bizlere. Dalga yayan herhangi bir hareketli kaynağın gözlemci tarafından algılanan frekansıyla gerçek frekans arasındaki sapmaya Doppler etkisi diyebiliriz. Doppler etkisi ilk olarak 1842 yılında Avusturyalı bilim insanı Christian Andreas Doppler tarafından tanımlanmış. Gerçekten bu durum nelere yol açıyor çok şaşırtıcı. Ama önce bir örnek üzerinde gözlemleyelim. Dalganın ne olduğunu, ışık nedir videomuzda ve Planck sabiti videomuzda anlatmıştık. Hatırlayanlarınız vardır. Frekans da bir zaman aralığında diyelim saniyede oluşan dalga miktarı demektir. Mesela bunu en iyi gitar tellerinden örnekleyebiliriz. Gitarın en yukarıdaki 6. telinin frekansı azdır. Ortalama 80 Hz iken en alttaki 1. telin titreşimi yani frekansı daha fazla olacaktır. O da ortalama 300 Hz. Frekansının az olması daha kalın yani pes ses duymamıza yararken frekansın fazla olması daha tiz yani yüksek bir ses duymamızı sağlıyor. Yani kalın tel farkındaysanız daha az titreşiyor, ince telimiz daha çok titreşiyor. İnsan kulağının duyma aralığı 20 Hz pes seslerle 20.000 Hz tiz sesler aralığındadır. Onların ötesini duyanlarımız özel insan oluyor. Ha bu arada yaşınız ilerledikçe duyacağınız frekans miktarı eşiğiniz de azalacaktır. Kim ölmüş? Doppler etkisinde nasıl oluyor da bu dalga uzaklaşıp yakınlaşırken değişiyor bir bakalım. Dalga yayan bir kaynağımız olsun. Mesela ambulansımız olsun ya da bir ışık kaynağı da olabilir. Mesela bir dev yıldız. Belki gölde yüzen ördeklerimizden biri. Fark etmez. Görselde gördüğünüz gibi hepsi bir dalga yayacaktır etrafına. Eğer dalga yayan kaynağımız hareket ederse, hareket ettiği yöne doğru dalgalar sıkışır, arkasında kalan dalgalar ise genişler. Eğer kaynak gözlemciye doğru yaklaşıyorsa, sıkışan dalgalar gözlemci tarafından yüksek frekansla gözlemlenir. Eğer gözlemciden uzaklaşıyorsa dalga çok düşük frekansla algılanır. Gözlemci ile kaynak arasındaki bu münasebete Doppler etkisi deniyor işte. Bir araba bize doğru yaklaşıyor ve bizi uyarıyor. Adım atma. Kornaya basılı tutuyor. Bakalım neler oluyor. Örneğin taşıtların hızlarını ölçmek için kullanılan radarlarda Doppler etkisinden yararlanılır. Radardan yayılan dalgalar hareket halindeki araca çarparak geri döner. Yayılan dalgaların frekansı ile geri dönen dalgaların frekansı arasındaki farka bakarak aracın hızı hesaplanır. Ultrason cihazları da bu prensibi kullanır bu arada. Bu etkiden yola çıkarak evrenimizi çözümlemeye başlıyoruz biliyor musunuz? Mesela yine ışığa dönelim. Işık öyle bir olgu ki neredeyse her şeyin altından onun yasaları çıkıyor. Işık hem parçacık hem dalga biliyorsunuz. Işığın da en basit tabiriyle frekansı arttıkça ya da azaldıkça bir renge karşılık geliyor. Mesela yüksek frekans maviye kayarken düşük frekans ise kırmızıya kayma diye sık duyduğumuz bir şey yol açıyor. Nereden duyuyoruz bunu? Astronomide hareket halinde olan yıldızlarımızdan. Yıldızların gözlemcisi olan bizlere göre hareketlerini analiz edebiliyoruz. Eğer bize yaklaşıyorsa frekans artmakta, maviye yaklaşmakta. Bizden uzaklaşıyorsa frekans azalmakta ve kırmızıya kaymaktadır. Aslında çoğunlukla bizden farklı hızlarda uzaklaşmaktadırlar. Demek ki daha çok kırmızıya kayma durumundan bahsediyorsak, daha önce bu gök cisimleri bize daha yakındı ve toplu haldeydiler. Yani Doppler etkisi dediğimiz bu durum, büyük patlamayı bize kanıtlar niteliktedir resmen. Hoşçakalın.